Bak Resulullah diyor ki Miraç gecesinde Hüccet Kaim'i gördüm, Mehdi'yi gördüm diyor. Mehdi en başından anlatıyor. Abdullah bin Ömer bin Haddab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle ferman ettiğini söylüyor. Miraç gecesi Allah Ezze ve Celle bana şöyle vahyetti. Ey Muhammed, onları görmek ister misin? Allah hitap ediyor Resulullah'a. İsterim ya Rabbim dedim. Şöyle buyurdu. Öyleyse biraz ilerle. Biraz ilerleyince Ali bin Ebu Talib'i gördüm. Sonra Hasan, Hüseyin, Ali bin Hüseyin, Muhammed bin Ali, Cafer bin Muhammed, Musa bin Cafer, Ali bin Musa, Muhammed bin Ali, Ali bin Muhammed, Hasan bin Ali ve Hüccet, Kaim, Mehdi'yi gördüm. Mehdi onların içinde parlayan yıldız gibiydi diyor Peygamberimiz. Maşallah. Çok dikkatimi çekti diyor. Maşallah. İnşallah. Dedim ki ey Rabbim kimdir bunlar? Cenab-ı Allah şöyle buyurdu. Onlar imamlardır. Bu da Kaim Mehdi'dir. Helalimi helal edecek. Mehdi için söylüyor Cenab-ı Allah. Vahiyle peygamberimize bildiriyor bak. Helalimi helal edecek. Haramım ise haram edecek. Düşmanlarımdan da intikam alacaktır. Darwinistlerden, materyalistlerden, ateistlerden intikam alacak. Nasıl? İlimle, bilimle, sevgiyle. Ey Muhammed diyor peygamberimize Cenab-ı Allah. Vahiy diyor, hitap ediyor. Mehdi'yi sev. Çünkü ben onu seviyorum. Cenab-ı Allah, ben onu seviyorum. Mehdi'yi seveni de seviyorum. Biz de Mehdi'yi seviyoruz. İnşallah. İnşallah Cenab-ı Allah da bizleri seviyordur. İnşallah. Bazen solgundur diyor Mehdi için. Kasları ve kavisi ve güçlüdür Peygamberimiz. Saçları kulağın üstünde kıvrılır. Bak bunlar yeni detaylar. Şurada kıvrılıyor. Dudakları mükemmel ve güzeldir. Dudaklarına ayrı hiç dudakların gibi hiç hadisi yoktu. İlk defa bakın bu saçları kulağın üzerinde kıvrılırla ilgili hiç hadisi yoktu. Evet. İlk defa bu hadise rastladık. Bir detay. Resulullah bak ne kadar detaylandırmış. Saçlarının burada kıvrıldığını söylüyor. Dudakları mükemmel ve güzeldir. İlk defa duyuyoruz. Dudaklarla ilgili bilgi yoktu. Bak dudakları mükemmel ve güzeldir. Görünüşü iyi ve yakışıklıdır. Mesela yakışıklı olduğunu da hiç duymadık. Yani güzeldir diyor ama yakışıklı ilk defa duyuyoruz. Yakışıklıdır diyor. Yüzü iffet nuruyla ve görkemle doludur. Maşallah. Yani ihtişamlı bir yüze sahip diyor. Görkemlidir. Ve iffet nuruyla parlıyor diyor. Bakın bu hiç mesela duyulmamış bir hadistir. Çok önemli bu. Görkemli bir lider görünüşü vardır. Yani heybetli, görkemli bir lider. Yani olağanüstü birisi olduğu anlaşılıyor diyor Peygamberimiz. Görkemli bir lider görünüşü vardır. Bu da ilk defadır bu hadis. Bunları kardeşlerimiz ezberlesin. Bak görkemli bir lider görünüşü vardır. Bu ilk defa. Çünkü hakikaten bazı insanlar çok dikkat çeker. Mehdi çok çok dikkat çeken birisi. Görkemli bir lider görünüşü var. Bakışları güzeldir, farklıdır. Mesela bu da ben hatırlamıyorum. Evet. Yani bir derinlik, bir güzellik var bakışlarında, farklıdır. Sesi güçlü ve nefes kesicidir. Yani güzel konuşur, etkileyici konuşur, hoştur sesi diyor. Mesela sesinin nefes kesici olması güzellik ifadesi. Bunu da ilk defa duyuyoruz. Mesela bak kaşlarını biliyoruz Behti'nin. Kaşları hilal gibidir diyor. Burnunun ortası hafif bombelidir diyor. Mesela bunları biliyoruz. Saçı siyah. Bunu biliyoruz. Ama saçının burasında bir dalga olduğunu bilmiyorduk. Saçlar hafif dalgalı Behti'nin. Bunu biliyoruz. Hatta bunu geçmiş
eski kaya yazıtlarında da görüyoruz. Maşallah. Yani 3000 yıllık, 2000 yıllık kaya yazıtlarında var. İleride gelecek diyor o kişi, beyazlar içinde gelecek diyor. Saçları dalgalıdır diyor. Maşallah. Kaya yazıtında ya. Maşallah. Yani sakallıdır diyor, saçları dalgalıdır diyor. Bunu ünlü kahinlerin sözlerinde de duyuyoruz. Onlar da hadislerden aldığı için onları da duyuyoruz. Ama kaya yazıtında olması çok acayip. Evet, maşallah. Mesela Nostradamus diyor, saçları dalgalı bir kişi diyor. Saçları dalgalı bir genç kişi. Bütün Avrupa'ya, bütün Asya'ya hakim olacak diyor. Ve 2000'li, 2020'li tarihleri veriyor. İnşallah. Nostradamus. Tarih veriyor, net söylüyor. İnşallah. İnşallah. Efendim, mesela orta boyludur, bunu biliyoruz. Boyun orta boyluluğunu biliyoruz. Mesela gözlerinin yeşil olduğunu kaç yıl sonra öğrendik? Aynul Hadra. Evet. Onu çevirenler siyah gözlü, güzel gözlüdür diye çevirmişler. Ya Aynul Hadra artık alemdir Hadra. Yeşil. Evet. Evet. Hıdır. Hıdır. Hıdır da yeşil anlamına gelir. Evet. Hızır. Hadra. Kelime kökenin açık yeşil. Tabii. Yeşil olduğu halde onu siyah diye anlatmışlar. Aynul Hadra. Yeşil gözlüdür, güzel yeşil gözlüdür diyor. Ama bakışının güzel olduğunu bu hadiste vurguluyor. Ayrı bir detay bak, gözü yeşildir ayrıdır. Bakışının güzel olduğu ayrı bir hadistir. Mesela Mehdi'nin sakallığının detayını veriyor Resulullah. Yanlardan ince, kevseç. Kevseç. Mesela bunu herkes biliyor şu an, kevseç. Evet. Ama şu aralığın parlak ve çok güzel olduğunu, çok körpe bir görünümlü olduğunu Resulullah ayrıca hadiste belirtmiş, detay. Maşallah. Yani bak Resulullah'ın keskin dikkatine bakın ya. Maşallah. Ya ben bir insanı görsem, değil mi? Yani bakarım da yüzünün genel hatların aklında kalır ama Resulullah'taki detaya bak ya. Evet. Maşallah. Maşallah. Yani ne kadar mükemmel detay. Bak ta şuradaki parlaklığa ve cilt düzgünlüğüne varıncaya kadar bunu anlatıyor. İşte bu müthiş bir detay. Maşallah, maşallah. Alttan sakalı cezmedilmiştir diyor, meczumdur. Düzeltilmiş, şekil verilmiş, meczum. Mesela müthiş bir detay bu. Evet. Çok acayip bir detay. 1400 sene önce bildiriyor bunu Resulullah. Maşallah. 1000 yıllık kitapta yazıyor bu kitap. 1000 yıllık eser. Bak 1400 sene önce peygamberimiz biliyor, 1000 yıllık eser. El yazması eserde. Maşallah. Burnunun ortasında hafif bir kalkıklık var diyor mesela, müthiş bir detay. Evet. Yani insan bir bakışta bunu göremez, düz zannedersin, evet, değil mi? Evet. Öyle değil. Mesela diyor ki alnının diyor hafif bir çukurluk vardır diyor. Alnı dış bükeydir diyor, iç bükeydir diyor hafif. Mesela bu çok müthiş bir detay. Yanakları dışa çıkık değildir diyor, çöküktür yanakları diyor. Mesela müthiş bir detay, bu yeni. Evet. Bunu yeni, evet, bulduk hadis, evet, bak. Yanakları çöküktür diyor. Dışa, normalde insan yanakları iricedir, dışa yönelikti, değil mi? Böyle yani yuvarlaktır yanaklar insan. Mehdi de öyle diyor, çöküktür yanakları diyor. Mesela müthiş bir detay. Maşallah. Maşallah.